Merhaba sevgili hanımlar, örgü anneme hoş geldiniz. Bugün yine sizlere istediğiniz her türlü örgünüzü rahatlıkla kullanabileceğiniz ve yapılışı yine çok kolay olan güzel bir örnek hazırladım. Örneğimize hemen yakından bakalım. Bu örnek yine şema üzerinden çıkarmış olduğum bir örnek. Üzerinde de ufak bir oynama yaptım. Şemasını yine Instagram sayfama ekleyeceğim ama yaptığım değişikliği de biraz sonra sizlere söyleyeceğim. Şema üzerinden örmek isteyen hanımlar için. Örneğimizin arka yüzünün görünüşü de bu şekilde. Bu arada şemamızda, bakın örneğimizde aralarda terslerimiz var. Bu tersler ikişer taneydi. Ben bunları birer taneye indirgedim ve bu şekilde ördüm. Ve bu şekilde çok hoşuma gittiği için de sizlere aynen ördüğüm gibi anlatacağım. Bu arada örneğimiz 8 ilmek ve katlarından oluşuyor. Hemen örnek üzerinde göstermek istiyorum. Örneğimiz buraya kadar 8 ilmek. Ben size anlatımımı yaparken 1-2 motif üzerinden hemen şuraya kadar anlatım yapacağım. Bunun için 16 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 18 ilmek üzerinden anlatımıma başlayacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 4 tane düz örüyorum. 1-2-3 4 düzden sonra bir tane ters. İpimi arkaya aldım. Burada 2 ilmeğimiz var. Birincisini atlıyorum. Arka kanattan önce ikinci ilmeği örüyorum. Daha sonra öndeki ilmeği örüyorum. Ve ikisini birden serbest bırakıyorum. Bir tane ters. Buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. Yine ikinci motif için 4 tane düz, 2, 3, 4, 1 tane ters. Yine 2 ilmekten önce arka kanattan ikincisini örüyorum. Daha sonra da öndeki ilmeğimi örüyorum. Ve serbest bırakıyorum. Sonda kalan bir ilmeğim ters ve kenar ilmeğim. Örneğimizin arka yüzünde kenar ilmeğimi aldıktan sonra düz gördüğüm ilmeği düz olarak örüyorum. Burada yerini değiştirmiş olduğumuz iki ilmeğimiz var. Yine birincisini atlıyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum tabi. Birincisini atlıyorum. İkincisini önce ters örüyorum. Daha sonra da öndeki ilmeği ters olarak örüyorum. Önde ve arkada bu şekilde örüyoruz. Yerlerini değiştirerek serbest bıraktım. Yine düz gördüğüm ilmek düz. Ters gördüklerim ters. Düz ilmeğim düz. Yine yerini değiştirdiğimiz ilmeklere geldik. Birinciyi atlıyorum. Önce ikinci ilmeği ters olarak örüyorum. Daha sonra da öndeki ilmeği ters olarak örüyorum. Yine düz ilmeğimiz düz. Ters ilmeğimiz ters. Örgü boyunca arka yüzümüzü hep bu şekilde öreceğiz hanımlar. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin ön yüzünde ve 3. sıramızdayız. 3. sıramızı da 1. sıramız ile aynı şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 Arada bir tane ters. Yerlerini değiştirdiğimiz ilmeklere gel. Yine aynı şekilde arka kanattan önce ikinci ilmeği örüyorum. Daha sonra birinci ilmeği örüyorum. Ve bir tane ters. Yine buraya kadar bir motifimizi bitirmiş olduk. İkinci motif için 4 tane düz.
bir tane ters. Yine iki ilmeğimize geldik. Önce arkadaki ikinci ilmeği örüyorum. Sonra da öndeki birinci ilmeği. Ve bir ters örerek sıramı bitiriyorum. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Önde zikzak olarak ördüğümüz ilmekleri arkada da ters olarak zikzak örüyoruz. Örneğimizin ön yüzünde ve 5. sıramızdayız. 5. sıramızı da 1. ve 3. sıramız ile aynı şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 4 tane düz. Arada bir tane ters. Yine 2 ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Arkadan ilk önce 2. ilmeği örüyorum. Daha sonra da 1. ilmeği. Yine bir tane ters. Buraya kadar yine bir motifi bitirdik. Tekrar ikinci motif için 4 düz. Arada bir tane ters. Zikzak örneğine geldik. Önce arkadan ikinci ilmeği örüyorum. Daha sonra da birinci ilmeği. Ve bir tane ters. Kenar ilmeği. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Arka yüzümüzü de ördükten sonra örneğimizin ön yüzüne ve 7. sıramıza geldik. 7. sıramızda düz örgüyle zikzak örgünün yerini değiştiriyoruz. Kenar ilmeğimden sonra bir tane ters örüyorum. Bir tersten sonra yine 2 ilmeği zikzak örneği olarak örüyorum. Önce 2. ilmeği örüyorum. Daha sonra öndeki düz ilmeği. Ve bir tane ters. Arkasından 4 tane düz. 1 2 3 4. Buraya kadar yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için bir tane ters örüyorum. Yine 2 ilmeği arka kanattan örerek yer değiştiriyorum. İki ilmeği de bırakıyorum. Bir tane ters. Ve 4 tane düz. Ve kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünde ve 8. sırasında ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Burada 4 tane tersim var. 4 tersimi örüyorum. Bir tane düz ilmek ve önde zikzak ördüğümüz 2 ilmeğimize geldik. Bunları ters olarak öreceğim. Yine aynı şekilde öndekini atlıyorum. Önce 2. ilmeği örüyorum. Daha sonra öndeki ilmeği ters olarak örüyorum. Yine düz gördüğüm düz. Ters ilmeklerim ters. Bir tane düz. Zikzak örneğine geldik. Yine öndekini atlıyorum. Önce arkadakini örüyorum. Daha sonra da öndeki ilmeği ters olarak örüyorum. Ve sonda kalan bir düz ilmek, kenar ilmeği. Örneğimizin ön yüzüne ve 9. sıramıza geldik. 9. sıramızı da 7. sıramız ile aynı şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bir tane ters örüyorum. Zikzak örneği için öndekini atlıyorum. Önce ikinci ilmeği düz örüyorum. Daha sonra da öndeki ilmeği düz olarak örüyorum. Bir tane ters ve 4 düz. 1, 2, 3,
Yine buraya kadar bir motifi bitirmiş olduk. Tekrar ikinci motif için bir ters örüyorum. Zikzak örneği için yine önce ikinci ilmeği, daha sonra da birinci ilmeği örüyorum. Bir tane ters ve dört düz. 2, 3, 4. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Örneğimizin ön yüzüne ve 11. sıramıza geldik. 11. sıramızda 7. ve 9. sıramız ile aynı şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimden sonra bir ters örüyorum. Zikzak örneğim. Bir tane ters. 4 düz. 1 2 3 4. Yine bir motifi bitirmiş olduk. İkinci motif için bir tane ters. Zikzak örneği. İlk önce ikinci ilmeği örüyorum. Daha sonra öndeki ilk ilmeği. Bir tane ters ve dört tane düz. Ve kenar ilmeğim. Arka yüzümüzü yine aynı şekilde örüyoruz. Arka yüzümüzü de ördükten sonra örneğimizi toplamda arkalı önlü olarak 12 sıra örmüş olduk. 12. sıramızdan sonra yine en başa dönüp örneği tekrar baştan kuruyoruz. Evet sevgili hanımlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.